Atagündüz Kurşun depremin 3. günündeyiz. Hiç şüphesiz depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri barınma. Malum artçı sarsıntılar devam ettiği için hemen hemen herkes evlerine veya binalara giremiyor. Bu nedenle de onlara bir barınma alanları sunmak gerekiyor. Bu noktada çeşitli alternatifler devreye sokuluyor. Çeşitli planlar devreye sokuluyor. Biz de şu anda Malatya Tren Garı'ndayız. Burada vagonlar, tren vagonları vatandaşların kullanımına açılmış vaziyette. Böyle bir imkan seferber edilmiş vaziyette. Vatandaşların barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına şu anda kameraman arkadaşımla içeriye doğru geçeceğiz. Depremin 3. gününde izledik. Yayının başında da ifade ettiğimiz gibi. Tabii vatandaşlar kimisi arabada kalıyor, kimisi farklı noktalara, farklı şehirlere gidiyor. Ancak kimisinin de kalacak bir yeri olmuyor. Yardımlar da yavaş yavaş ulaşmaya çalışıyor aslında. Ancak dediğimiz gibi devletin çeşitli kurumları da farklı alternatifler sunmaya başladı ve çalışıyor. İşte bu noktada Malatya Tren Garı'nda da tren vagonlarının içi şu anda vatandaşların kullanımına açıldı. Barınma ihtiyaçları bu şekilde sağlanıyor. Ve sıcacık bir ortam diyebiliriz aslında. İşte görüyorsunuz çok sayıda aile böyle tren garının içerisinde kalıyor ve onların yemek ihtiyaçları karşılanıyor aslında. Hem demir yolları tarafından, devlet demir yolları tarafından hem de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından onların ihtiyaçları karşılanıyor. Dediğimiz gibi 6 şu anda ben 6 vagon sayabildim ancak karşı tarafta çok sayıda vagon daha olduğu söyleniyor ve buraya daha çok sayıda vagon geleceği ifade ediliyor. Biraz önce yetkililerden aldığımız bilgi bu noktada. İşte görüyorsunuz sıcak bir ortam. Her türlü ihtiyaçları karşılanıyor vatandaşların ve onlara böyle bir imkan seferber edilmiş durumda. Dediğimiz gibi Malatya'da ve aslında deprem bölgelerinde artçı sarsıntılar devam ediyor ki bu sarsıntılar aslında biraz daha süreceğe benziyor ve hal böyle olunca da vatandaşlar binalara girmekten kaçınıyor ki en doğrusu da bu yönde. Uzmanların da açıklamaları bu yönde, beklemek gerekiyor. İşte bu noktada vatandaşlara uygun barınma alanlarının sağlanması gerekiyor. Bu barınma alanlarından biri de Malatya Tren Garı'nda. İşte vagonların içerisini geziyoruz şimdi kameraman arkadaşımla. Çok sayıda alternatif geliştiriliyor ve vatandaşlara bu kolaylık sağlanıyor. Hakikaten